Herkese merhaba. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konuğu Maison Francis Kürşiyan markası. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Maison Francis Kürşiyan parfümlerine geçmeden önce dilerseniz marka tarihine kısaca bir göz atalım. Tarihçesine geçmeden önce istersen Maison Francis Kürşiyan ismini biz MFK olarak kısaltalım. Olur, MFK olur diyeceğiz. Tamam. Çünkü tamam. Herkes bizim dilimizde MFK olarak. Herkes MFK diyor. Tamam. Biz de o şekilde gidelim. Halkın dilinden anlayalım biz de. Bu şekilde yapalım. Halkın dilinden konuşuyoruz. Şimdi Maison Francis Kürşiyan. Francis Kürşiyan'la Marc Chaya ortaklığından doğan bir marka. Marc Chaya kim? Öncelikle ondan başlayayım. Çünkü çoğu kişi Marc Chaya'yı bilmez. Marc Chaya aslında girişimci bir iş adamı. Bu girişimciliğini gerçekten parfümlerle de çok güzel göstermiş. Francis Kürşiyan gibi birisiyle ortak olarak ne yapmış? Şimdi Francis Kürşiyan zaten biliyoruz. Hani 95 yılından beri, 1995'ten beri hayatımızda olan bir parfümör. En önemli parfümör hangisi? Jean-Paul Gaultier L'Homme. Evet, böyle bir efsaneye adam imzasını atmış. Zaten Lemel'le başlayıp işte Burberry My Burberry'ler, ondan evet. Sonra Elias Saab Le Parfum, Narciso Rodriguez For Her. Aslında piyasada bulunan birçok parfümün parfümörü. Aynen o şekilde. Ama şimdi biz tabii parfümörden bahsetmeyeceğiz veya parfümörünü şu anda anlatmıyoruz. Biz markayı anlatıyoruz. Evet. Ama bu markanın bir özelliğini daha söyleyeyim mi sana? Bu marka bir parfümörün ismini taşıyan ilk niş marka. Haklısın. Yani Francis Kürşiyan aslında öyle bir şey yapmış ki, kendine güvenmiş ki adam kendi ismini, ki yani 2009 yılında kurulan bir marka bu sırada. Evet. 2009 yılında işte 95'ten 2009 yılına kadar ne kadar var? 14 sene var. 14 sene zarfında piyasaya gerçekten hani damga vuran parfümler yapmış ve piyasada iz yapmış, isim yapmış bir parfümör. Şimdi öyle bir şey yapıyor ki, yani bir markaya kendi ismini vererek aslında çok büyük bir risk alıyor. Kesinlikle. Yani tutmasa marka bitti. Yani seni kendi ismini de düşürmüş olacak. Tabii ki kendi ismini de düşürmüş olursun. Yani bazı şeylerde gerçekten çok önemli şeylerdir bu girişimcilik örnekleri. Şimdi gelelim yine biz markaya. Evet. Marka 2009 yılında kuruluyor. O zaman işte parfümleri falan çıkartıyorlar. Hatta ben 2005-2006 yılında falan ilk defa markaya tanıştım. Ya tabii hani her zaman söylüyorum. Yine dediğime geleceğim. Hani bizim ülkemizde gerçekten biz niş parfümlere gerçekten aç bir toplumduk. Hani bir niş parfüme ulaşmak gerçekten çok zordu. Markayı Türkiye'ye getiren PTA firması. Parfüm Tasarım Atölyesi diye bir firma. İşte o zaman Andy Savoy'un falan da distribütörlüğünü yapıyordu. Sonra Francis Kürşiyan'ı aldılar. O zaman en ufak bir parfüm alsan sana Francis Kürşiyan simple'ları falan yolluyorlardı. Hani öyle bir şeydi. Peki şimdi Francis Kürşiyan markası aslında en büyük atılımı ne zaman yaptı? Ne zaman yaptı? Baccarat Rouge'la beraber yaptı. Kesinlikle. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Baccarat Rouge 2014 yılında aslında Baccarat markasına çıkmış olan bir parfüm. Biliyor musun? Aa, bunu bilmiyordum. Evet. Ama öyle bir pazarlama tekniği kullanıp Baccarat Rouge'un MFK markasını, yani şimdi aynı zaten parfümörü de Baccarat'ın işte o zamanki orijinal Baccarat Rouge'un da parfümörü yine Francis Kürşiyan, ondan sonra kendi markasından alıyor. Evet. İçeriğini aynı şekilde koruyup piyasaya sürüyor. Fakat şimdi o diğerlerini, diğer parfüm mesela kimse bilmezken Maison Francis Kürşiyan'ın mesela Baccarat Rouge'unu artık herkes biliyor. Evet. Buna parfüme geçtiğimiz zaman biraz daha değinirim. Ama dediğim gibi şimdi baktığımız zaman 2009 yılından bu zamana kadar katlana katlana büyüye büyüye gelen bir marka. Bütün dünyada satış sıralamalarında her zaman niş markalar arasında ilk üçte kendini yer bulan bir marka. 2009 yılında kırılıyor. Sonra 2019 yılında yanlış hatırlamıyorsam LVMH grubuna devrediliyor. Satılıyor. Şimdi mesela LVMH grubu da Louis Vuitton grubu. Evet. Biz onu LVMH diye kısaltıyoruz. Louis Vuitton grubuna satılması aslında bu çok büyük bir ticari başarının simgesidir. Şimdi sen bir marka kuruyorsun. Daha sonra senden büyük bir marka senin markanı almak için kapına giriyor ve senden almak yani, istiyor. Çok iyi. Şimdi bazıları mesela der ki işte yani İşte LVMH gibi veya Estee Lauder gibi markalara satıldığında işte marka artık bozuldu. Bu saatten sonra artık alınmaz falan filan. Hayır. Bu şekilde değil aslında. Sen aslında pazarlama alanını genişletiyorsun. Artık ulaşılabilirliğini arttırıyorsun. Büyük mağazalara, büyük satıcılara girme olasılığın çok çok daha fazla yükseliyor. Daha kolay oluyor. Aynen o şekilde. En başa gelelim yine tekrar. Yani dediğim gibi 2009 yılında kuruluyorsun. 2019 yılında büyük bir markaya devriliyorsun. Ondan sonra artık daha fazla büyüme evresine giriyorsun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla çok anlatılacak şey var. Ben sabaha kadar konuşabilirim ben marka hakkında ki. Ama parfümör anlatmadığımız için, şu anda marka anlattığımız için o konulara çok fazla girmeyeceğim. Geri kalanı sana bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Şimdi markanın parfümlerine geçiyoruz. Markanın ilk parfümü MFK, Baccarat Rouge. Baccarat Rouge, nereden alıyor ismini? İsmini nereden alıyor? İsmini 1839 yılında renkli kristaller üreten
bir fabrikadan, Bakarat isimli bir fabrikadan ve aynı fabrikada yine Bakarat kırmızısı adı verilen kırmızı renkte bir kristalden alıyor. Evet. 540 numarası nereden geliyor dersen, 540 ise bu kristalin erime sıcaklığı. Yani diyorsun ki bu parfüm alev alev yakıyor. Alev alev yakıyor. Hem ruj zaten kırmızı, evet, hem de sıcak anlamında bir, evet, parfüm diyebiliriz biz kendisi için. Peki notaları neler? Bunu sana sorayım. Safran ve amberin ön planda olduğu, açıkçası dikkatleri üzerine çeken, kullanıcısını ön plana çıkaran, her sıktığımda ise mod olarak beni yükselten parfümlerden bir tanesi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Hani amber diyoruz ya, aslında bu parfümde kullanılan çok yüksek oranlı bir ambroksan var. Evet. Yani amber kullanılmıyor. Tamamen sentetik olan ambroksan kullanılıyor onun yerine. Bu ambroksan notası da tamamen insanları anosmin durumuna sokmayla görevli bence. çünkü hani Bakara Rouge şimdi kokuyor mu, kokmuyor mu arkadaşlar? Allah! Geldik mi buraya? Geldik. Yani, sürekli bir tartışma konusu bu. Bazı müşterilerimiz açıkçası bu parfümün müptelası. Haftada birkaç defa aslında bu parfümü kullanan müşterilerimiz var. Ama aynı şekilde bu parfümü bir kere deneyip bu parfüm kokmuyor diyen bir müşteri kitlemiz de oldu. Yani bu parfüm kokuyor mu, kokmuyor mu? Açıkçası markanın sayfasında da bununla ilgili bir açıklama yazılmış. Sen anlat istersen. Tamam, ben anlatayım. Ben de parfüm kokusunu almayanlardanım. Evet. Ben parfüm kokusunu bilmiyorum. Bakara bende yok. Evet. Hani birkaç defa sadece senin arkandan gelirken kokusu geldi. Ve gerçekten de hani dedin ki bu bakara gerçekten denildiği kadar bakaraymış yani. Hani baktırıyor adamı. Yani öyle söyleyeyim ben sana. Şimdi bu parfüm ilk çıktığı zaman yanlış hatırlamıyorsam 2014'te Bakara'ya çıkmıştı. Daha sonra Bakara Rouge olarak tekrar Francis Christian markasının altına girdi. İşte dediğin gibi orada biraz önce de anlatmaya çalıştım. Burada tamamen bir pazarlama işi devreye giriyor. Bakara Rouge ilk çıktığı zaman çoğunlukla erkekler tarafından kullanılıyordu. Evet. Ya bu çok net. Çok kadınlar hiç bilmiyordu ve erkekler tarafından kullanılıyordu. Fakat ülkemizde onun meşhur eden birisi var. Kim o? Şeyma Subaşı. Evet. Şeyma Subaşı bu parfümü paylaşınca bir anda kadınlar arasında popüler oldu ve kadın parfümü olarak ülkemizde yer buldu. Ama yurt dışına baktığımız zaman yani kadın yine çoğunlukta olsa da erkek kullanıcısı da hatır sayılır şekilde fazla bir şekilde var. Ama ülkemizde çoğunlukla %98'i, %99'u kadınlar kullanıyor. Sadece en fazla %1'lik, %2'lik bir kısım erkek kullananı var. Şöyle bakalım. Bakara Rouge'un bu kadar fazla popüler olmasının asıl sebeplerinden bir tanesi ne sence? Bence, ben hemen söyleyeyim, benim için özgün olması. Yani bu zamana kadar yapılmamış olan bir şeyi yaptı Bakara. Yani o sıcak amberli, safranlı. Şimdi safran dediğimiz zaman aslında oryantal bir nota. Evet. Ama bunu ne yaptı? Tamamen o sıcak odunsu etkinin içine yerleştirerek farklı bir boyutta bir kadın parfümü yaratmış oldu. Evet. Kalıcılığı fark edilebilirliği çok çok iyiymiş. Ben bilmiyorum. Öyle diyorlar. Ben kokusunu dediğin gibi hiç almayanlardanım. Hatta giriyor ben bazen sıkıyorum böyle size koklatıyorum. Bu nasıl kokuyor falan diye. Hiç bilmiyorum. Çünkü ambroksan notasına karşı benim de bir anosmi durumum mevcut. Ben savaş diyor savaşta da mesela çok az bir süre kokuyu alabiliyorum. Hemen ben de anosmi durumuna geçiyor. Benim anlatacaklarım aslında Bakara Rouge için bu kadar. Ben gerisini senden duymak istiyorum. Şu anda dediğine katılıyorum. Evet, o zamana kadar yapılmamış farklı bir kokuyla karşımıza çıktı Maison Francis Christian. Daha önce hiçbir kokuya benzemiyor. Gerçekten sofistike, özel, yani duyanın "Aa, bu koku nereden geliyor? Parfümün ne? İsmin ne?" diye sordurtacak kadar iddialı bir kokuya sahip. Bu anlamda başarılı mı? Evet, çok başarılı ki bu kadar muadili çıktı. Açık parfümcülerde bile yani her yerde bir muadili var. İşte başka muadil markalarda da yine bu parfüme çok benzeyen parfümler yapılıyor. Açıkçası bu onun başarısının çok büyük bir göstergesi. Ben onlara arakat diyorum zaten. Arakat. Tamam. Arak diyorlar yani. Bakarata arak diyorlar. Bu anlamda başarılı ve dediğin gibi de yine aynı şekilde performansı, kalıcılığı, fark edilirliği, ufak bir yerle bile arkadan koklaması gerçekten keyif veren parfümlerden bir tanesi. Açıkçası günlük kullanımdan ziyade özellikle şık bir giyime çok güzel yakışıyor. Şık bir giyimi çok hoş tamamlıyor. Bu anlamda da bence güzel bir tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Kadınlar evet ülkemizde bunu popüler yaptı. Şeyma Subaşı'nın zamanında bu parfümü çok fazla ön plana çıkarmasıyla. O zaman Şeyma Subaşı çok ünlüydü ve her yerdeydi. Onu izleyen ve takip eden milyonlarca kişi vardı. Ve tabii işte popülerliği o zaman da ülkemizde bu şekilde artmış oldu. Evet. Ve kadın kitlesi bence bu şekilde kazanmış oldu diyebilirim. Eğer siz de Bakara Rouge tarzını seviyorsanız, ortamda iz bırakmak istiyorsanız,
kokum nereden geliyor sorulsun diye bekliyorsanız, hala onunla tanışmadıysanız bir kere tanışın diyorum. İmza kokunuz olmaya aday parfümlerden. Markanın bir diğer parfümü ise MFK Old Satin Mood. Nasıl bir parfüm Old Satin Mood? Old Satin Mood nasıl bir parfüm? Kremsi güllerin içine yerleştirilmiş oud ve ona tatlı vanilya dokunuşlarıyla muazzam, karanlık, sofistike ve elegant bir Fransız Kürtçen yorumu diyorum ben kendisi için. Yani Old Satin Mood'la ilgili şöyle bir cümle kurmam gerekirse, gerçekten şık bir anın tamamlayıcısı, şık bir giyimin tamamlayıcısı, özel bir yemeğin, özel bir davetin, şık bir toplantının ortamı şık olması gerekiyor. Yani kullanıcısının şık olması gerekiyor. Öyle evet. Bir izlenim var benim için bu parfümün. Şimdi mesela şöyle baktığım zaman da bu parfüm erkek mi, kadın mı? Kullanıma daha yakın sence? Bana göre bir tık daha feminine yatkın. Erkekler. Bakar ucu kaptadık, bunu kaptırmayalım ya lütfen yani. Yani bu hep sürekli kendinize olmaz mı bak? Lütfen tamam unisex. Tam unisex ama ben erkeklere daha fazla küstürüm. Dedim. Yani kullanıcısına bence o konuda katılmıyorum. Herkes kendine yakıştırıyorsa. Ben çok seviyorum onu. Taşıyorsa bence unisex bir çizgide sadece bana göre bir tık feminine daha yatkın. Mesela o Satin Mood'dan ziyade Silk Mood bence daha maskülen. Silk Mood'dan ziyade bence Kaşmir Mood daha maskülen. Öyle bir seviye atlıyorum. Evet, seviye gidiyor. Ama işlerindeki en maskülenliği Kaşmir Mood. Yani çok sert bir akor var onda. Onda tamamen mesela şey ön planda. Oud notası çok daha fazla ön planda ve biraz da acıntırak bir parfüm diyebilirim. Daha keskin biraz. Ama Satin Mood adı gibi hani gerçekten saten gibi kayan bir parfüm. Evet, net, çok yumuşak, akıcı, pürüzsüz. Yani bunu kullandığın zaman kendini gerçekten güvende hissediyorsun. Güvende hissetmekten ziyade de kendini çok kaliteli bir parfüm sıkmış hissiyatını zaten geçiriyor sana. Evet. Ve bunu karşılayan böyle çok fazla parfüm olsa da bu tarzdaki oud gül ve vanilya birlikteliğinden doğan parfümlerin bence en kaliteli versiyonu Oud Satin Mood gözüyle bakıyorum ben. Çünkü gerçekten pürüzsüz bir harmana sahip. Evet, buna şu şekilde araya girmek istiyorum. Mesela oud ve gül, hani görüntüde çok ağır bir koku duyacağını canlandırabilirsin. Evet. Hani böyle nasıl bir parfüm ağır gelebilir, işte arabik esintiler taşıyabilir diye düşünebiliyorsunuz. Yumuşacık ya. Tam tersine gerçekten hani yumuşacık bir gül yorum. Hatta Bulgar gülü ve Türk gülleri bu parfümde kullanılmış. Şimdi bence... gül deyince de insanlar hemen şey yapar. Ya gül parfümü falan. Hayır. Yani bundaki kullanılan gül tamamen kremsi, temiz. Hatta yer yer sabunsu hissiyatları. Evet. Yani şimdi o Udo mesela o kadar güzel tamamlamış, o kadar güzel içine yerleştirmiş ki gül vanilya ile beraber çok güzel desteklemiş. Yani aslında parfüm baktığınız zaman bu 3 nota etrafında şekilleniyor. Fakat bu 3 notayı da ayrı ayrı algılayabiliyorsun. Gerçekten yani Francis Kürtçiyan'ın ustalığını koşturduğu parfümlerden bir tanesi. Katılıyorum. Yorumlanış bence burada çok büyük bir şekilde devreye girmiş. Parfümün dediğim gibi vanilya, oud, gül, hani böyle düşününce çok arabik, yoğun, ağır bir parfüm olarak düşünebilirsiniz bu parfümü. Ama kesinlikle öyle bir parfüm değil. Bence ustalıca işlenmiş ve harika bir parfüm yaratılmış diyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Şimdi peki hangi mevsime daha fazla yakışıyor sence? Bence sonbahar ve kış. Kesinlikle. Eğer siz de bu tarzda bir parfümle tanışmadıysanız, şık ortamların harika bir tamamlayıcısı Francis Kürtçiyan'ın harika yorumlanışıyla bu parfümü mutlaka deneyin diyorum. Yaz gelmeden bir fıstıkın. Markanın bir diğer parfümü ise MFK Grand Soa. Nasıl bir parfüm? Sıcak. Işıltılı. Lezzetli. Ahenkli. Büyüleyici. Aynı bir gece gibi. Egzotik, seksi. Bak çiçek abbasa bağlarım buradan ona göre. Evet, Grand Soir. Evet. Yani Grand Soa daha doğrusu. Şimdi baktığımız zaman markanın ön plana çıkan 3 parfümden bir tanesi. Zaten 3. sayıda onu aldık. Ama bu sene gerçekten tap yaptı. Bu sene kış ayında gerçekten yükselen yıldız oldu markanın. Satış grafiği bir anda çıtası üst seviyelere çıktı. Bunun nedeni ne? Gerçekten lezzetli bir parfüm olması. Gerçekten sıcak bir parfüm olması. Gerçekten büyüleyici, ışıltılı bir parfüm olması diye bahsedebilirim ben. Sonbahar ve kış aylarında gerçekten çok yakışan parfümlerden bir tanesi. Çok güvenli bir liman. Amberin sıcaklığıyla vanilyanın birleşimiyle doğan gerçekten sürekli bahsettiğim gibi lezzetli bir parfüm her şeyden önce. O tonkanın dokunuşları, işte o amberin sıcaklığı, vanilyanın lezzetli dokunuşları parfüm gerçekten farklı bir boyut katmış. Baktığım zaman notaların dizilimine ve o harmonuna kompozisyon akıp gidiyor ya. Çok dengeli. Çok dengeli. Acayip dengeli bir parfüm ve gerçekten kullanması da koklaması da çok keyifli bir parfüm. Evet. Bence çok unisex bir parfüm. Evet. Tam unisex. Tamam hadi bunu unisex yaptık. Çok
Çok unisex bir çizgide. Açıkçası Old Satin Mood ve Baccara Rouge'dan sıyrılan bir kitle. Bence evet. Bu sene bunun güzelliğinin farkına vardı. Evet, kesinlikle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi keşfettikçe zaten parfümler değer kazanıyor. Şimdi bu parfümü sen ben keşfetmezsem, sen ben tanıtmazsam, bu parfümü konuşmazsak o zaman sadece biz bilindik parfümler üzerinde gideriz. Amerika'yı tekrar keşfetmeye çalışırız. Ya Grand Soie aslında keşfedilmesi gerekmeyen bir parfüm. Yani zaten çokça keşfettik ama dediğin gibi bu sene artık o keşfetmeyen kitle de onu keşfetti. Onun güzelliğinin farkına vardı diyebiliriz. Hani bazı markalarda benim böyle özel tuttuğum parfümler oluyor ya. Grand Soir'da tam olarak öyle bir parfüm. Ben kullanması, koklaması çok keyifli bir parfüm olarak çok güzel ya gerçekten. Nitelendiriyorum bu parfümü. Her kokladığımda da beni böyle cezbediyor. Yani farklı bir aurası var bu parfümün. Ve bence hiçbir parfüme benzemiyor. Hani bazı müşterilerimiz işte ben bu parfümü seviyorum. İşte buna benzer bir parfüm istiyorum falan. Yok. Grand Soir'in yok. Grand Soir'ın benzeri yok. Evet. Gerçekten kullanması çok keyifli. Bence hem gündüz kullanımına hem de gece kullanımına çok yakışan parfümlerden bir tanesi. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Jean-Paul Gaultier'in Lemelle parfümü var ya. Ondan mesela lavanta notasını çıkart bence büyük ihtimalle bulacağın baz bu olur. Ya bana o şekilde öyle geliyor. Yani bakalım. Çünkü şimdi Lemelle serisinin mesela diğerlerinin mesela tamam Lemelle serisinin ilk başını Francis Chan yaptı. Fakat ondan sonraki Quentin Bich yaptı. Fakat aynı bazın üzerine yaptığı için yine tekrar dediğin gibi o lavanta bazını çıkarttığın zaman aslında o tonka vanilya uyumu, işte amberin sıcaklığı falan hani dediğin gibi Lemelle parfümü. Andırıyor diyorsun. Andırıyor ve ben o yüzden Grand Soir'ı mesela bir tık daha erkeğe yakın buluyorum. Bence tam unisex bir çizgide. Erkek yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tamam erkekli. Sen erkeğe yakın bul. Ben erkeğe yakın buluyorum. Açıkçası hem günüze hem geceye çokça yakışan, sonbahar ve kışta kullanması ayrı bir keyif olan, bence senin baharda da çok yakışacak parfümlerden bir tanesi. Yine söylediğim gibi size mod olarak yükseltecek, kendinizi iyi hissedeceğiniz, bence ismini de sordurtacak parfümlerden bir tanesi. Performans olarak da çok başarılı olarak gördüğüm parfümlerden bir tanesi. Denemediyseniz mutlaka deneme listenize ekleyin, onunla bir kere tanışın diyorum. Erkekler, ben tavsiye ediyorum bak. Markanın bir diğer parfümü MFK Gentle Fluidity Silver. Nedir bu Gentle Fluidity Silver? Bir de bunun gold'u var. Açıkçası markada bence ilk defa yapılmış bir şey yapılmış. Gentle Fluidity Gold ve Silver aslında aynı notalara sahip. Hani bazen diyoruz ya işte bu notaları seviyorum, bu notalara benzeyen, içinde bu notaları taşıyan bir parfüm bana önerir misiniz? Hayır, yanlış. Böyle bir tanım yok arkadaşlar. Çünkü Mason Francis Cochran açıkçası bunu yıkmış bu parfümle. İki parfümün de notaları aynı fakat yorumlanıştan bambaşka parfümler kokuyorlar. Açıkçası Gold biraz daha feminine yatkın, biraz daha tatlımsılığı olan bir parfümken Gentle Fluidity Silver biraz daha maskülen çizgiye kayan fresh, aromatik baharatların ön planda olduğu temiz, sabunsu bir yapıya sahip. Bu da bize demek oluyor ki yani parfümlerin notalarından ziyade aslında kokularının ön planda olarak değerlendirilmesi gerektiğini bence savunuyor. Evet. Şimdi Gentle Fluidity çok dönem sabit cinsiyetsizlik akımının bir parçası. Evet. Francis Cochran da bu akıma yönelik olan bir parfüm yaratmış. Onun adı Gentle Fluidity. Bu silver versiyonu bizim elimizdeki. Evet. Onun bir de gold versiyonu var. O da bahsettiğim gibi. Gold versiyonu daha çok hani sonbahar ve kış aylarında daha fazla yakışan. Hafiften de bence biraz Grand Soie'yi andıran bir parfümken Gentle Fluidity Silver daha çok hani bu markanın Aqua Celestia, işte Aqua Universalis, Aqua Vitae gibi hani seri o aquatic seriyi andıran bir parfüm. Doğru koku söylüyorsun. Olarak da zaten onları da çağrıştırıyor. Fakat bunların mesela kullanılan aromatik notalar parfümü gerçekten farklı bir boyuta katmış. Daha parfüm gibi parfüm kokuyor. Hani mesela o Aqua serisi mesela daha çok akuatik iken Gentle Fluidity Silver tamamen hani odun suların ve aromatik notaların ön planda olduğu fakat fresh, temiz hissiyatlı ve yer yer sabunsu hissiyatlı bir parfüm. Bunu kullanmak gerçekten çok keyifli. Özellikle bizim Türk insanı her zaman ne istiyor? Parfümü fresh olsun, temiz olsun, güzel kokusun istiyor. Bu hepsini karşılayan bir parfüm. Ben markadaki en fazla tavsiye ettiğim parfümlerden bir tanesi o yüzden. Tam burada araya girmek istiyorum. Tamam. Bence bir kadının bir erkekte de en çok beğeneceği tarzı parfümlerden bir tanesi. Övgü yani... canavarı. Övgü canavarı bak o kadar çok söyleyeyim. Çok güzel kokuyor. Yani yine bak şundan kapaktan. Ben sıkabilir miyim bir parça? Tabii. Arkadaşlar şöyle. Hadi ben de koklayayım. Kokla. Gerçekten
Evet, çok yani güzel. Çok kaliteli bir de. Yani bayağı acayip güzel. Derecede hı-hı. Hani karizmatik de evet. Kokuyor. Yani çok karizması, yani karizması ve aurası çok yüksek olan bir parfüm. Güzel, bayağı iyi. Gerçekten. Yani şu anda hı-hı. Keyiften dört kişiyim yani. Öyle söyleyeyim süper. Ben sana. Çok lezzetli. Keyifinden. Çok güzel. Evet, bayağı iyi kokuyor. Dediğim gibi bence hem kadına hem de erkekler tarafından ciddi bir övgü alabilirsiniz. Gentle Duty Silver ile. Gentle Duty Silver, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sene patlama yapacak. Bak çok net söylüyorum. Özellikle bu ilkbahar ve yaz aylarında hani nasıl Grand Soie özellikle sonbahar ve kış aylarında patlama yaptı. Gentle Duty Silver bu ilkbahar ve yaz aylarında gerçekten o popülerliğin zirvesini yaşayacak olan parfümlerden bir tanesi. Çünkü şu andaki akım tam da bunu gerektiriyor. Evet. Bu parfümü büyük ihtimalle bu akım, yani şu andaki hani o yeşil akımı var hı-hı. aslında. Biraz daha hani o narencilerin ön planda olduğu notaların mesela akımı var. Gentle Duty Silver o akımın arasından sıyrılıp zirveye yerleşecek olan parfümlerden bir tanesi benim gözümde. Yine dediğim gibi hem gündüze hem de geceye çok yakışacak. Joker kullanıma sahip. Hem şıklık, hem sofistikelik, hem de elegantlık içeren. Bence markanın ciddi güzel parfümlerinden bir tanesi. Övgü canavarı, lütfen bu parfümle beyler bir kere olsun tanışın. Kesinlikle. Bahar ve yaz aylarında belki de başka parfüm kullanmazsınız. Markanın bir diğer parfümü ise MFK 724. Nasıl bir parfüm 724? İtalya'nın taze narencilileri ile birlikte aldehitlerin ön planda olduğu ferah, temizlik hissiyatı yüksek, enerji verici, güzel bir parfüm. Evet. Bana yer yer mesela sabunsu hissiyatı çok fazla ön plana çıkartıyor. Evet. Ki zaten aldehitlerin kullanılış amacı zaten bu. Evet. Temiz, ferah hissiyatı vermek ve o sabunsu yer yer deterjanımsı bile diyebilirim yani. Hani o kadar fazla temiz kokuyor ki bana o hissiyatı veriyor. Sonbahar, ilkbahar ve yaz aylarına çokça yakışıyor. Kış aylarında biraz daha hafif kaçabilir. Unisex kullanıma bence son derece uygun fakat biraz daha feminine kaçıyor. Evet. Çünkü hani dediğin gibi şimdi o temiz hissiyatı çünkü biraz fazla geçiriyor. Ve hani o çiçeklerin hissiyatıyla da birleşince erkek kullanımından bir tık uzaklaşıyormuş gibi evet, geliyor bu bana. Bu tarzı seven beyler hani Gentle Fulgurity Silver'a kayabilir. Evet. Yani bu Gentle Fulgurity Silver'ın kadın versiyonu gibi bir... Evet. Daha bırakabiliyor bende. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Daha çiçeksilerin ön planda olduğu, daha yumuşak, yine temizlik hissiyatının daha ön planda olduğu ama daha az volümden, o keskinlik hissedilmeyen. Evet. Kesinlikle öyle bir parfüm. Evet. Net feminine daha yakın. Feminine. Çok net. Hı hı. Yani erkeğe ben hani yakıştırmayayım. Evet yakıştırırım. Ama kendim kullanamayayım. Evet. Hani orada bir soru işaretim var. Yok, kadınlara daha çok yakışır yani bence. Gentle Duty Silver varken 724 bence kadınlar evet. için daha iyi. Ben açıkçası bahar ve yaz aylarına çok yakıştırıyorum bu parfümü. Ve hem günlük kullanıma hem de gece akşam kullanımına çok çok harika bir uyum sağlayacak parfümlerden bir tanesi. Ortamda risk almak istemiyorsanız, güzel, temiz kokmak istiyorsanız, kokum kimseyi rahatsız etmesin, sadece güzel kokayım ve böyle anılayım istiyorsanız bence 724 size çok güzel uyum sağlayacaktır. Hanımlar, bu tarzı seviyorsanız ve onunla tanışmadıysanız bu bahar aylarında mutlaka tanışın diyorum. Son bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Son parfümümüze. Gentle Duty Silver'da erkekler için ne dedim? İlkbahar ve yaz aylarında popülaritesi çok artacak dedim. 724'te bu sene kadınlar arasında son ilkbahar ve yaz aylarında popülaritesinin zirvesini yakalayacak olan parfümlerden bir tanesi diyorum. Denemeyenler onlara şiddetle tavsiye ediyorum. Duyduğunuz hanımlar mutlaka deneyin. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konuğu Maison Francis Köşeyan markasıydı. Açıkçası biz bu videoyu çekerken çokça keyif aldık, çokça eğlendik. Umarım sizleri de bilgi sahibi edebilmişizdir. Sizler de beğenirsiniz. Eğer bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizin bu markadan sıklıkla kullandığınız parfümler nelerdir? Hangi parfümleri kullandınız, beğendiniz? Hangilerini beğenmediniz? Neden beğenmediniz? Bunları yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Güzel bir yorum istişaresi yapmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.